İstanbul'u gözlerim kapalı, kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Necdet Gökçınar'la birlikte ve kıymetli esenlerimizin gençleriyle birlikte sizlerin huzurunda olacağız. Sosyal medyada ben olsaydım etiketiyle huzurlarınızda olacağız. Bu etiketle desteklerinizi istirham ediyoruz. Saadet Partisi Esenler olarak yaklaşık bir hafta 10 gündür Esenler'deki tüm gençlere bu programla ilgili duyurularımızı yaptık. Sağ olsun Esenler İlçe Başkanlığımız da bize kapılarını açtılar. Esenlerimizde ikamet eden, farklı noktalarda bütün mahallelerinde ikamet eden gençlerimizle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde gençlerimizin görüşleri, seçime bakış açıları nedir ve Saadet Partimize bakış açıları, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımıza soracağı sorularla huzurlarınızda olacağız. Teknik bir aksaklıktan dolayı yaklaşık 20-25 dakika civarında sizlerin huzuruna geç kaldık. Bu konuda da siz kıymetli misafirlerimizden özür dileyerek programımıza başlıyoruz. Sayın Gökçınar, kısa bir şekilde sizleri tanıyarak programımıza başlayalım. Efendim teşekkür ediyorum. Bu programı organize eden kardeşlerime peşinen teşekkür ediyorum. Bizi seyreden, bizi takip eden kıymetli aziz İstanbul hemşehrilerime ve bütün milletime hayırlı akşamlar diliyorum. 23 Haziran seçimlerimiz hayırlı olsun diyorum. Ben şimdi ilk defa çıktığımızda bu tür programlara sizi tanıyalım diyenlere biraz geriden başlıyorduk. Fakat Allah'a şükür ki geçen seçimlerde tanınmazken şimdi tanındığımız için daha kısaldı bu tanıtma bölümü. Elhamdülillah herkes tanıyor. Ancak şu kadarını söyleyelim sevgili genç kardeşlerim, bütün milletime. Bendeniz Necdet Gökçınar, 69'dan beri İstanbulluyum. Teknik Üniversitede okumak üzere geldim ve bu şehri çok sevdim. O tarihten itibaren de ayrılamadım. Evet. 92'den itibaren de Refah Partimizin o günkü ismiyle il yönetim kurulu üyesi olarak siyasete fiili olarak devam ettim. Ondan evvel de var ama o zaman bir teknisyen olarak Erbakan hocamızın ağır sanayi şirketlerinde çalışıyordum Ankara'da. Çok güzel projeler vardı. Hala düşündükçe heyecanlanıyorum. İnşallah gene olacak. 92'den itibaren 94 yılında mesela şimdiki Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanı seçilmesindeki çalışmalarda yoğun bir şekilde bulunduk. Tabii 2002'den itibaren bu ayrışma oldu. Biz ayrılanlara Allah selamet versin dedik ve yolumuza devam ettik. Geldiğimiz noktada 31 Mart seçimlerinden önce teşkilatımızın tensibi genel merkezimizin onayıyla Saadet Partimizin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak gibi bir şerefe nail olduk. Bu gerçekten de bir şereftir. Bütün teşkilatımızın arkamızda olduğunu hissetmek de önemli bir itici güç. Şimdi geçtiğimiz süreçlerin arkadaşlar sorularıyla bu süreci şekillendirecekler de zannediyorum ama malum işte bir seçim yapıldı. Yani bir hesapladım ben ilan edildiğimde 10 Şubat'mış. 5 aydır seçim yapıyoruz. İnşallah 23 Haziran'da noktalayacağız. O aradaki süreçle ilgili sorular zaten bu konuyu şekillendirecek. Benim kısaca artık eskisi kadar uzun anlatmıyoruz çünkü tanıyor herkes. Cumhurbaşkanımız dahil o da biliyor. Efendim ben bu kadarla iktifa ediyorum. Şimdi arkadaşlarımız sorularına cevap vermek isterim. Teşekkür ediyorum. Evet. Bizler teşekkür ediyoruz. Müsaadeniz olursa sorularımızla birlikte başlayalım. Buyurun. Evet. Şimdi söz Esenler'in kıymetli gençlerinde. Evet. İlk sorumuzla başlayalım. Teşekkür ederim. 31 Mart seçimlerinde ben oyumu kullandım. Bir hata yapmadım. Şimdi seçim iptaliyle karşı karşıya sormak istiyorum. Sorum şudur. Biz bu seçime neden gidiyoruz? Çok özür dilerim. İsim, soy isim? Muhammed Emin Karataşlıoğlu. Peki. Özür dilerim. Estağfurullah. Efendim çok isabetli bir soru. 31 Mart'ta oyumu verdim. Bir daha niye seçim yapıyoruz? Bakın bunu bu kadar teferruatlı ya da bu çerçeveden kimseden duymuş olmayabilirsiniz. Çünkü biz resmin büyüğüne bakıyoruz. Kardeşim bu sorun için teşekkür ediyorum. Şuradan başlayalım. İnadına Tayyip diye insanları oy vermeye yönlendiren bir süreci hatırlayınız. Gençlerimizin yaşları belki müsait olmayabilir. Ben hemen hatırlatayım. Şiir okudu diye bir siyasetçi hapse atılıyor. Hapisten çıkınca bir mağduriyet oluşuyor. Mağduriyetin miktarı mağduriyeti oluşturan sebeple orantılıdır. Eğer çok saçma bir sebeple atarsanız mağduriyet o kadar yüksek olur.
Şimdi oluştu mu, o günleri hatırlayalım. Burada hatırlayan kardeşlerimiz var. Genç kardeşlerimiz de, ben kronolojik olarak kısaca bir özet yaparak geleceğim. Oradan bu seçim niye yapılıyor geleceğiz. İnadına Tayyip oyları verildi. Erken seçim yapılması gerekiyordu. Çünkü hazır toplum o tarafa oy verecek kıvama getirilmişti. Bizde genellikle şöyledir. Bir mağduriyet oluşur. Biraz da dini motiflerle süslenmesi lazım. Zaten hazırdı. İmam Hatipliydi. Hanımın başörtülüydü. Büyük bir kesim yöneldi. Öyle ki burada bir itirafta bulunalım. Bu sosyolojik bir şey. İtiraf deyip de ben kimseyi suçlamıyorum. Bizim sandık başına koyduğumuz müşahidimiz dahi o partiye oy verdi. Böyle bir rüzgar estirildi. Şimdi biz buradan tecrübeliyiz. Evveliyat da var bunun ama çok gerilere gidip sizi yormayayım. Şimdi ne oluyor? Şimdi burada 17 sene sonunda bu iktidar yıpranıyor. Halk nezdindeki popülaritesini kaybediyor. Siz %50 oya bakmayın. Bunun analizini yapan toplum mühendisleri bu işi çok iyi biliyorlar. Diyorlar ki şimdi biz bu iktidarla çok rahat çalışamayabiliriz. Çünkü halk mırıldanmaya başladı. Neden? Amcanın şeker pancarı tarlada kalmış. Oğlu fabrikadan atılmış, kahvede oturuyor. Zaten cepte de para yok. Şimdi bu insanları artık negatif yönde motive ediyor. Şimdi bunu hissedince bize yeni bir iktidar lazım. Ne yapacağız? Bir mağduriyet oluşturacağız. Hiç tanımadığımız birisini 6 ay evvel çıkarıyorlar. Bak burada şahıslardan bahsetmiyorum. Ben projeyi anlatıyorum. Olayın büyüğünü kaçırırsa küçüğünü anlayamayız. Yoksa teferruat içinde kaybolur gideriz. Efendim çıkarıldı. Mensup olduğu Halk Partisi'nin, CHP'nin toplum nezdindeki bazı dini hassasiyetler konusunda doğru ya da yanlış oluşturulmuş olan negatif imajından dolayı parti geri çekiliyor. Dikkat edin. Aday öne çıkarılıyor. Yani sanki bağımsız aday gibi çalışıyor. Şeylerdeki, afişlerdeki CHP logosu bile aramanız lazım. Şimdi bunu ben zihinlerimizi açmak için söylüyorum. Olanı söylüyorum. Yorum yok daha. Şimdi efendim bu geliyor, çalışıyor. İşte söylediği de pek de bir şey yok. Ben solcuyum falan da demiyor. O fikri yapıyı da geri çekiyoruz. Sürekli önde ben sizi seviyorum, siz de beni sevin. Siz beni sevin, ben sizi seveyim. Aşk efendim. Bir de bu şey kalp işareti falan yapılıyor. Belediye bundan yöneteceğiz hesapta. Şimdi ben aziz İstanbul hemşerilerime dikkatlerine sunuyorum. Bak daha henüz siyasi bölümüne girmedik işin. Sonra ne oluyor? Efendim iki tane aday var. Ya bu ya bu. Başından beri medya bunu pompalıyor. Cumhurbaşkanı katından bile Saadet Partisi adayı yok deniyor. Var olduğu zaman da bunlar teröristlerle işbirliği yapıyor deniyor. Şimdi geldiğimiz noktada benim bütün ikazlarıma rağmen iki adaya da mesaj gönderdim. Bu televizyon programına katılmayarak gelin şu demokratik seviyemize bir katkıda bulunun. Kardeşim biz adayız. Bu televizyona çıkmak da istiyoruz. Fakat öbür adaylar nerede? Onlar gelmezlerse bunun adı demokrasi platformu olmaz deyin. Buna tavır koyun dedim. Hiç dinlemediler. Koşa koşa gittiler. Şimdi ne diyorum? Bu benim projeyi teyit ediyor. Bak burada iki tane var. Birisi geri çekilirken öbürü ortaya çıkarılıyor. Şimdi böyle olunca biz bu mağduriyet oluşsun diye 31 Mart seçimleri çok saçma bir gerekçeyle, gerekçeye bakar mısınız? 4-3 tanesi sağlam. Onun bir tanesini yanlış yapmış. Bu sandık kurulu. Sandık kurullarının oluşması yanlışmış. Fakat nasıl olduysa üçünü de doğru yapmış, bir tanesini yanlış yapmış gibi. Çocukların güleceği gerekçelerle, böyle saçma bir gerekçeyle seçim iptal edilince mağduriyet yükseliyor. Şimdi mesela ben şöyle lafları çok duyuyorum. Geçen sefer ben bu adaya oy vermemiştim. Fakat şimdi bu haksızlık karşısında tavrımı gösteriyorum inadına. Hah. Şimdi ben burada İstanbul hemşehrilerime diyorum ki kardeşim bak, inatla oy verilmez, öfkeyle oy verilmez, mağdur olanın yanında oluruz. Haksızlığın karşısında oluruz. Üstünü başını temizleriz, şurada dur deriz. Sonra ben mağdur oldum, beni başkan seç. Niye? Başkan böyle seçilmez ki. Koskoca bir megapol idare edilecek. Böyle sevgiyle, böcekle, çiçekle olmaz bu iş. Hepsi bir şeye sarıldılar. Öbür tarafta İstanbul benim aşkım, bilmem kim sevdam. Nasıl bir şey? Ben hakikaten çok şaşırıyorum. Projeye de söyledikleri hiçbir şey yok. Yani burada şunu söyleyeyim kardeşim. 23 Haziran seçimlerine bu mağduriyetten dolayı başka bir adaya yönlenelim diye yapılan bir toplumsal algı yüzünden giriyoruz. Yazık oluyor, harcanan para bir tarafa. Ekonomideki bu seçimlerin tahribatını parayla ölçemezsiniz. Parayla ölçemezsiniz. İş durmuş, kimse bir şey almıyor, satmıyor. Siz böyle bir ortamda zaten ekonomi bozukken bir de sırf iktidar uğruna böyle bir şeyi göze alıyorsunuz. Hakikaten ben bu durumu aziz İstanbul hemşerilerimin derin ferasetine havale ediyorum. Aman ha! Ben bu haksızlığa karşı çıkmak için oy veriyorum olmaz. Ne diyorsun bana?
Mağdur oldun gel de sen aday mısın? Ne diyorsun? Nasıl yöneteceğim beni? Nasıl yöneteceğini söyleyeyim. Geçen Habertürk'te Belger ile beraber söyledim. Yönettikleri Beylikdüzü Belediyesi'nin 482 milyon borcu var. Büyükşehir Belediyesi'nin 26,5 milyar. Şimdi birisi bu zihniyetten yürüyecek, birisi bunların aynı. Baştan beri söylediğimiz bir şey var. Ne diyoruz? Kardeşim bak, zihniyet açısından şahıslarla işim yok. Belki otursak çay içeriz, sohbet ederiz, ayrı bir şey. Ben başka bir şey söylüyorum. Biz burada arkadaşçılık oynamıyoruz. İki tane parti var. Birisi Saadet, Milli Görüş, öbürü diğerleri. Dünkü toplantıda bir tanesinden, ya bu borçları yaptık nasıl ödeyeceğiz? Denk bütçe nasıl yapacağız? Duydunuz mu böyle bir şey? Sen bana bunu dedin, ben bana şunu dedim. Olay bu. 23 Haziran seçimlere bu yüzden götürtülüyoruz. Ama arada Milli Görüş'ü unuttular. İnşallah 23 Haziran 20 Milli Görüş'ün siyasi hayatımızda damgası vurduğunun, zaten vardı da biraz üstü kirlenmişti, tozlanmıştı. Temizleyeceğiz. O tarihin başlangıcıdır inşallah. Ben 23 Haziran seçimlerinin sebebini böyle izah ediyorum. Bunun yüzünden gidiyoruz. Aman dikkatli olalım. Peki, teşekkür ediyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Nasıl olmaz? Başkanımız güzel bir açıklamalar bulundu. Bu aralar pek merak uyandıran bir soru. YSK kararı nerede? Biz seçmen olarak zaten içerisinde 4 adet usul attık. Nasıl olur da diyoruz? Hani 3'ü geçerli, 1'i geçersiz sayılır. Bunu merak ettik. Başkanımıza sormak. Biraz evvelki sorunun içinde vardı. Zaten ben mağduriyet oluşurken ne kadar saçma bir gerekçe olursa mağduriyet o kadar yüksek olur demiştim. Evet. İşte bu saçmalığın da sebebi bu. Şunu ilkokul çocuğuna söylesen güler. Hele bir tanesi daha var. Tam tamına belli de değil. 250 sayfa gerekçe yazmışlar. Gerekçeyi oku da anla ne olduğunu. 500 yazsan ne olacak? Gerekçesi yok ki. Şimdi efendim oraya gelen seçmenin gözüne bakıyormuş sandık kurulu başkanı. Anlıyormuş onun kime oy vereceğini de. Onun pusulasını onun için vermiyormuş da. Yok efendim çalınmış da, artık çeşit çeşit en sonunda şey, sandık kurullarının oluşumu yanlışmış, kamu kurulundan görevli olacakmış, özel firmalardan da gelen olmuşmuş. Fakat şimdi YSK bir karar aldı, 23 Haziran seçimlerine de aynı kurullarla gideceğiz diyor. Bunlara biz bu gözle bakalım, aman ha ben şu babadan CHP'liyim, çocuğum diye oy vermeyin, dikkat edecek kardeşlerime. Daha bak Saadet Partisi'nin oy verine gelmedik. Zaten bunları iyi anladığımız Saadet Partisi'nden başka kimse kalmıyor oy verecek. Söylüyorum. O kayıkçı kavgası da çok hoştu, uyanmamıza vesile olacak. Ben inşallah 23 Haziran için kaz ediyorum, tavsiye ediyorum. Kardeşine beni abi desinler, kardeş desinler. Bak ben filmin yukarısını söylüyorum. Aşağıda tefek zaman iş bozulur. Onun için bu YSK kararı bizim çocuklarımızın gülerek acı acı tebessümle okuyacakları bir tarih sayfasıdır. Sayfanın rengi simsiyahtır. Bu kadar net. Peki. Diğer sorumuza geçmeden önce kısa bir uyarıda bulunalım. Şu anki e-mitingimizi Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı Şunar sayfalarından, Facebook, Instagram sayfalarımızdan canlı yayınımızı izleyebilirsiniz. Twitter'da ben olsaydım desteklerinizi, sorularınızı, fikirlerinizi bekliyoruz. Evet, söz yine Esenlerli Gençler'de. Diğer bir soru sormak isteyen arkadaşımıza mikrofonumuzu uzatalım. Merhabalar. Ben 23 Haziran'da bir seçmen olarak neden Necdet Gökçen'i tercih etmedim? Bu soruyu sormak istiyorum. İsmini alalım. Teşekkür ediyoruz Bilal'ciğim. Necdet Gökçınar, teşekkür ederim kardeşime. Necdet Gökçınar bir görüşün temsilcisi olarak ortaya çıkıyor. Necdet Gökçınar değil de başka bir isim de olabilirdi. Bu prensipleri benimsemiş. Dolayısıyla biz şöyle, Necdet Gökçınar, milli görüşü temsil eden Necdet Gökçınar'a neden oy verelim? Sanki daha kapsayıcı bir durumda oluyor. Çünkü ben şahsen bir şey ifade etmiyorum. Ben bir görüşü temsil ediyorum. Milli görüşü ve Necdet Gökçınar'ı şunun için seçelim. Bana diyorlar ki siz ne yapacaksınız belediyede? Ben de ne yapmayacağımı söyleyeyim. Çünkü ne yapacaklarımızı yazarsak, sayarsak çok uzun sürer. Bir, bizim yönetimimizde rüşvet olmayacak. İki, yolsuzluk olmayacak. Yolsuzluğu da tarif edelim. Yolsuzluk, hırsızlığın, rüşvetin, çalmanın, çırpmanın kanuna giydirilmiş halidir. Bakarsınız kağıt üzerinde yasal gözükür. Fakat 26 milyar borç olarak karşınıza çıkar.
Ona da bu sene 2 milyar lira faiz ödeyeceğiz. Hep beraber ödeyeceğiz. Böyle bir şey olmayacak. Biz denk bütçe yaparız. Bizim bütçemiz denk olunca borca ihtiyaç olmaz. Borca ihtiyaç olmayınca faiz olmaz. İki, biz herhangi bir iş yaparken bu işi Ahmet Efendi güzel yapar ama Mehmet Efendi bizim yandaşımız, ona verirsek ona biraz para aktarmış oluruz zihniyetiyle yapmayız. Biz bir işi yaparken bu iş İstanbul'u aziz hemşerilerime faydalı mı, zararlı mı? Hiçbir işe yaramıyorsa yapmayız. Faydalı değilse gene yapmayız. Faydalı olanı yaparız. Bizim belediyemizde fizibilitesiz proje olmaz. Üçüncüsü, biz insanlarımızın refahına, saadetine hizmet yapmayız. O nedir? İmar yolsuzluğu, imarla şehri berbat etmek insanların saadetine yapılmış en büyük bir darbedir. Şu ilçelerde bir dolaşıyorum da yüreğim yanıyor. İnsan yaşar mı? Senden misal vereyim. Niye seçelim diyorsunuz? Bak öteki adaylarda bir şey hiç duymazsınız. Onlar sadece oyunu bana ver, gerisini düşünme. Ben seni çok seviyorum. Şunu %40 indireceğim, 60 bin indireceğim. Burada 145 bin, bir misal diye söylüyorum arkadaşlar. 145 bin bina üzerinde 6 ilçede etüt yapıldı. Uluslararası bir kuruluş tarafından. Büyükşehir Belediyesi'yle beraber yapıldı 99'dan sonra. 145 bin binanın 45 tanesi hasarlı ve yıkılması gerekiyor. Bu binaların içerisinde insan oturuyor şu anda. İşte bunu ben dert ediyorsam bunun için bana oy versinler. Metrobüste sıkış tıkış giden insanları dert ediyorum. Onun için bana oy versin, çözümü de söylüyorum. Suyu ben %40 indireceğim, 60 indireceğim diye vaat etmiyorum. Nasıl yapacağımızı söylüyorum. Güneş panellerini dizeceğiz. Oradan Cenab-ı Hakk'ın verdiği güneşi enerjiye çevireceğiz. Onunla geleceğiz, bu su pompalarını çalıştıracağız. Su fiyatlarında israfları kestikten sonra %35 civarında israf var. Savrulan para var. Savrulan para ne demek? Bak iç içe konular, iş uzuyor da fikir olsun diye söylüyorum. Sayıştay İSKİ'de bir araç varmış. 100 kilometrede 60 litre benzin yakıyormuş. İsrafa bak. Bu bir tane bir gösterge. Altını okusam of of. Paralarımız böyle boşa gidiyor. Bunlar olmayacak. Onları kestik. Suyun fiyatı 65 lira düşecek. 100 liraysa 65'e düşecek. Sonra elektriği oradan temin edeceğiz. Suyun içerisinde neredeyse yarıya yakın elektrik masrafı. O da gitti mi? Geriye kaldı 32,5. İşte 100 lira vereceğinize indirim böyle olur. Öyle. Benden %40. Benden de %60. Böyle olmaz. Onun için Necdet Gökşener'e oy verecekler. Çünkü bir fizibiliteye, bir etüde dayanıyor. Ben bunu size yaparım. Yeni evlenen 8 bin. Yeni evlenen 8 bin. Benden 10 bin. Ne olacak? Dilin kemiğin var. Söyle. Nereden bulacaksın bu parayı? Bu paranın kaynağını söyle. Sen havuzun dibindeki delikleri kapatmayacaksın. Vakıflara para yağdıracaksın. Efendim bu vakıflar, dün akşamki programı dinledim. Sabırla dinledim. O vakıflara para kaynak aktarıyorlarmış ama onlar çok güzel çocuklar yetiştiriyormuş. Ya kardeşim sen Milli Eğitim Bakanı mısın? Nesin? Sen belediyesin. Benim orada kardeşim trafikten canı çıkıyor. Ona çözüm bulsana. 837 milyon liralık kaynağı aktarıyorsun vakıflara. Ve buna karşı söylenen gerekçeyi söylüyorum. Diyor ki öbür taraf. Ya diyor bu ne biçim şey diyor. Bak diyor orada diyor hep yandaş vakıflar var diyor. Mesela Atatürkçü Düşünce Derneği niye yok diyor. Ne diyor biliyor musun? Lisan-ı hal ile. Ben belediyeye gelirsem ben de bu parayı kendi vakıflarıma vereceğim diyor. Ben ne diyorum? Kardeşim niye veriyorum? Vakfa para mara yok diyorum. Bu para İstanbul'un hizmetine harcanacak. 6500 kişinin okuduğu ilkokullar var. 2 tane temizlikçi var. 50 tane temizlikçi koyacağım oraya. Parasını vereceğim. Kadın, hanımlar, kardeşlerimiz, çocukları gönül huzurla okula gönderecek. Daha nice problemler. Senin sağa sola para savuracak halin mi var? İki zihniyet arasındaki farkı söylüyorum. Daha doğrusu benzerliği söylüyorum. Diyor ki bu niye diyor hep kendi yandaşlarına vermiş. Öbürü de diyor ki ben kendi yandaşlarıma vereceğim gelirsem. Ben de diyorum ki hayır. Adaletsiz bir parayı kimseye vermeyeceğiz. Çünkü burası yardım kuruluşu değil. Burası hizmet kuruluşu. Biraz soruların cevapları böyle iyi anlaşılsın diye uzuyor ama galiba vaktimiz müsaittir Hakan'cığım. Vaktimiz müsait Sayın Başkanım. Arzu ettiğiniz şekilde değerlendirebiliriz. Evet. Son bir şey daha söyleyeyim arkadaşımız. Buyurun sorusuna. Efendim. Buyurun efendim. Yani milli görüş farkı. Şimdi biz bütün bu işleri yaparken işte metrobüse ray döşeyeceğiz. Oradaki panellerden elektrik üreteceğiz. Üstüne diziler koyacağız. İnsanlar 4 tane vagon her biri 200 kişi alıyor. 800 kişi otura gidecek. Halbuki pik saatlerde bile bu otobüslerdeki insanların halini dün gördüm bizim ilin karşısındaki istasyonda. Hakikaten üzüldüm. Yani perişan o halde insan eve gidecek de işte
Şimdi bunlar yaparken bir farkımız daha var. Biz bunları yaparken ne yapacağız biliyor musun Hakan Bey? Şimdi diyeceğiz ki ray mı döşeceğiz? Tamam başkanım biz gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Ray almaya. Nereye? Filanca ülkeye. Ya sen dur bakın burası şey mi kardeşim? Gidin yan sanayi araştırın. Bu ray burada yapılıyor. Gidin. Siz de gidin. Bir ay vaktiniz var. Bana fizibiliteye gidin. Kalitelisini. Yapar mıyız? Çünkü ben bir vagon vermeyeceğim. 500 tane vagon sipariş vereceğim. Bunun için bir fabrika en güzelini yaparız. Teknik kadromuz var. Biz bunu 70 sattıkları fabrikaların tamamı bizim hocamın eserleridir. Böyle efendim ben gelirsem çiçek böcek değer bir şey söylüyorum. Ama ben sana şunu yapacağım diye lütfen oy verme kardeşim. Bak Necdet abi anlattınız dinledim. Sen bilirsin çünkü irade senin yönetir. Başını öyle yönetir. Ben illa da diyecek bir şey yok. Oradan hatırımıza gelen tarihimiz 1994 seçiminden belediyeciliği. Az önce ifade ettiğiniz çözemez, işte bu işte uzman bizizdir, kaynak gösterir iddiada bulunduğunu İstanbul'u seçmenlere çok yakın bir şekilde belediyeciliğinin en insanların belediyeciliğine bir kenti teslim susuz İstanbul'dan her tarafından İstanbul'a, çöp dağlarının oluştuğu tarafın yemyeşil olduğu İstanbul'a verhasıl milli görüşten öncesi ve sonrasının çok bariz bir şekilde anlaşıldığı bir belediyecilik anlayışına mensup olduğunuzu bizler de yakinen biliyoruz. Hakan Beyciğim burada dünkü konuşmada gerçi soru gelecektir ama ben kısaca değineyim. Şimdi şöyle bir jargon geliştirildi. Son 25 yıldır siz yönetiyorsunuz belediyeyi diye mevcut iktidar partisine öbür taraftan laf geliyor. 5 yıldır. Ya da iktidar partisi diyor ki bak bu yanlış. Sonuç değil. Onun bir gömlekli kısmı var. Gömleksiz kısmı var. Hı. Gömlekli gömleksizi ayırın. Genç kardeşlerim bak böyle beraber peşine düşüyoruz. 5 yıl değil. 2002'den bu tarafa ayrı. Gömlekten önce gömlek ama gömlekten önceki gömlekten sonra biz zihniyet diyoruz, şahıslara değil. Milli görüş zihniyetini böyle yapıyorsun. Milli görüş zihniyetini çıkarınca sadece 2010 ödemesi söyleyeyim, fazla laf uzatmayalım. 7 milyar. Kardeşlerim, sizin işsizliğinizin, yoksulluğumuzun sebebi bu para. 117 milyar düşünüyor musunuz? Trilyon. 2019 bir rakam ki bu çünkü tahmin edilen 60'ı ilk 5 ayda verildi zaten. Bizim seçimler çok dikkatli olmamız lazım. Böyle bir zihniyetin iş başına getirilmesi onun için bu seçimi ben çok önemsiyorum. Bir başka çıktı bu iş artık. Evet. Teşekkür ediyorum. Bitirirken bir yandan da ve bulunduğumuz ortamın sıcaklığı diyor. Yani, çok bir iş yapıyor. Yani sıcaklıktan değil de Sayın Başkanım ortamın sıcaklığından dolayı olsa gerek. Meteorolojik sıcaklık iki elhamdülillah iyiyiz. Kardeşlerimiz ayakta biz ve samimi bir ortam gerçekleştiriyoruz. Kardeşiz. Ayakta kalan bütün buraya da alabilir. Şimdi diğer bir soru sormak isteyen arkadaşımıza mikrofonumuzu uzatalım. Başkanım öncelikle senle hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim.
bahsettiğiniz gibi büyük bir yolsuzluk, israf söz konusu. Geçmiş adayın israfı ve yolsuzluk ikrar etmeyecek, yani inkar edecek açıklamalar olmuş olsa da Sayıştay'dan senin 700 milyon liralık bir zarar söz konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Siz bu zararla alakalı ne düşünüyorsunuz ve bu 700 milyon lira, yani eski parayla 700 trilyon lira İstanbul'a harcanmış olsaydı İstanbul'da ne gibi değişiklikler olurdu? Bunu sizden duymak istedik başkanım. Efendim, ona zarar demeyelim de bizim aziz İstanbul hemşehrilerimin buharlaştırılan parası diyelim ki 700 milyon lira çok iyimser bir rakam. Bakın, ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi buradaki şeylere ben ona baştan beri karşıyım. Hiç kimsenin buna itiraz ettiği yok. Ben ediyorum. Nedir o? Kardeşim, belediye bir kamu kurumu mudur? Hizmet kurumudur. Yaptığı bir işi affedersin şey gibi böyle her yerde reklam etmez. Şu geçitlerin altından geçen hiç dikkat ediyor musun? Gözümüz alıştı da düşünmüyoruz. Efendim, şu kadar 100 bin 500 bin ağaç diktik. Efendim, bizim ilin tam önüne bir şey yazdı. Ben neydi? Ne yaptıksa sevdamızdan falan. Aşk, sevda. Şimdi bunu oraya yazıyor ya, sizin cebinizden kaç para gidiyor biliyor musunuz? O vinilin metre karesi 40 liraymış. Haftada iki kere değişiyormuş. 40 metre genişliğinde, 3 metre boyunda. Bir kafanızda bir hesaplayın. Bunun bir gidişi var, bir de gelişi var. Sadece E5'in üstünde. Biz buna ne yapıyorsunuz? Bu parayı niye savutturuyorsunuz? Belediye reklam mı yapar? Siz deterjan firmasınız filan derken yanına bir levha daha geldi. Şimdi bugünlerde bu israflar söylenmeye başlanınca israfı müdafaa ediyor. Şu hale bak. Ne diyor biliyor musun? İstanbul'a hizmet israf değildir. Bunu derken bile aslında bunu derken israfı bile. Ya onu demek için bile israf ediyor. Bir şey daha koymuş. Evet. Eyvah eyvah. Biraz evvelki kardeşime diyorum, niye Necdet'e oy vereceksin biliyor musun? Ama 24 Haziran'da sakın pişman olma. İşte bunun için. En azından bak, onları indirelim. Şimdi bizim arkadaşım rakamları hesaplıyor. İnanılmaz rakamlar. Haftada iki kere değişiyor. Sonra bu değişince çöpe atılıyor. Yahu bunu yapıyorsunuz da siz eve gidince nasıl yastığa başınızı koyuyorsunuz? Ve çok şaşırıyorum ya. Ya yazık, günah değil mi bu insanlara? Şimdi 700 milyon lira gibi mütevazi bir rakam söylüyor. Öyle değil. Zarar da değil o. Bizim savrulan paramız. Çünkü belediye kar zarardan bir kuruluş değil. Hizmet kuruluşudur. Bunlar hizmet anlayışları bu olduğu için böyle yapıyorlar. Şimdi ben size bir misal vereceğim. Metrobüsü kurmuşlar. Metrobüs kurulduğu gün dedim ki kardeşim, bunu niye raylı yapmadınız ya? Ben de mühendisim. Bu aynı istikamette gidip gelinen bir yer. Niye bu lastik tekerlekli oluyor? Bak, bu arabaların bakımı var, lastik masrafı var. Yolcu konforu düşük. Neresi negatif? Bu arabaların çıkardığı egzoz gazı. Siz biliyor musunuz Hakan Beyciğim, o metrobüste günde 200 bin kilometre yol yapılıyor. 5 kere dönülüyor. 54 kilometre yol. Her bir araba, kaç araba çaldı? Şimdi 65 bin metreküp egzoz gazını boşaltıyorsun. 110 bin litre mazot yanıyor. 160 egzoz gazına denk geliyor. Hepsi hesap bunlar. Hesap söyleyin. İşte bunun için Necdet abiye oy vereceğiz inşallah. Saadete. 160 bin metreküp havayı kirletiyor mu? Bu makinelerin bakım masrafları çok yüksek. Bilet fiyatlarını etkiliyor mu? İşin garibi, 100 litre mazot koysan, yani 100 liralık mazot koysan, bu makinalar motorun özelliğinden size 35 lirasını hareket olarak veriyor. 65 lirasıyla havayı ısıtıyoruz. Teknik bir ayrıntı. Kim bakacak buna? Balonları aç, bol alkış, hadi yürüyün. Geldiğimiz nokta ne? Kurulduğu günde bile kapasitesinin üstüne çıktı o hat. Çünkü iyi tasarlanmamış. Demin ne dedim? İyi tasarlanmamış, fizibilitesi güzel yapılmamış, yatırım yapmayacağız. Tabii onlar bizi dinlerler mi? Ya sen bu kadar biliyorsun, sen bilseydin sen başkan olurdun. Biz başkan olduğumuza göre biz biliriz. Dinlemediler bile. Peki, şimdi nereye geleceğim? Bak, asıl faciaya geliyoruz. Burada çalışsın diye 50 tane otobüs aldılar. Çift körüklü. Metrobüsü kullananlara soruyorum. Bütün bizi seyredenlere ve salonda bulunan kardeşim. O otobüsleri gören var mı? Çift körüklü. Birkaç tane kaldı. İki tane, o ben konuştuktan sonra gözüyor. Bak, geziyor desinler diye. Bu otobüsler çalışmadı kardeşim. Tanesine kaç lira verdi biliyor musunuz? 1 milyon 300 bin euro. Gençler, bir hesap yapın. Bir otobüs 1 milyon 300 bin euro olur mu ya? 10 trilyon lira aşağı yukarı bugünkü parayla. Şimdi oradan birisi çıkıp, başkanım yanlış hesap, 9,5 demesin sakın. Çok büyük para demek istiyorum.
Hani kur düşüyor iniyor ya. Bir de böyle bir şey var karşı taraftan. Çocukluk yapmasınlar. Bu kadar büyük para gitti. 50 tane otobüse 65 milyon euromuz gitti. İş de görmedi. Bu otobüsler İstanbul uzağında bir garaja zarar diyor ya kardeşim. Al işte senin paran böyle ispatlı. Buyursun bir tanesi. Dün akşam konuşurken böyle bir şey duydunuz mu? Niye ben orada yoktum anladınız mı? Niye ben çağrılmadım anladınız mı? Neydi bu bizim şeyimizin başlangıcı başta neydi? Ben olsaydım mı? Ben olsaydım. Ben olsaydım. Ha, ben olsaydım böyle olurdu. O güzel bir başlık. Kim bulduysa ben olsaydım. Bu vesileyle de Sayın Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın da hatırlatmasıyla Twitter'da ben olsaydım etiketiyle sorularınızı, görüşlerinizi, fikirlerinizi almaya devam ediyoruz. Şu yeşil alanlarla park bahçe diye bak yeşil yapıyoruz dedikleri faciayı bir anlatsak. Şimdi sorun içinde zarar dedi ya. Zarar öyle 700 olsa oho çok kolay. Şimdi burada kuzey ormanlarını keseceksin. Sonra gelip burada elektrik değil yani plastik dikeceksin. İçine çekip bak yeşillendirdim diyeceksin. Çok garip bir şeyle karşı karşıya. Efendim sen çiçeğe karşı mısın? Oldu mu sevgili genç kardeşlerim? İyi anlıyorlar. O yeşillendirme nasıl yapıldığında biz bunları öğreteceğiz. Oraya filan yandaş firmaya iş çıksın. Siz biliyor musunuz? 1 milyar lira para ödeniyor onların bakımı için. Daha asıl yapım bütçesini filan söylesem bir de ikiye ayırmışlar. Anadolu yakası, Avrupa yakası. O kadar büyük bir iş bitirmeyle çıkılıyor ki bu iş bitirmesi olan bir firma yok. Belediyenin firması var. Belediyenin işini belediye firması alıyor. Ondan sonra cepte liste var. Yandaşlara dağıtılıyor parça parça. Böyle yönetiliyorsun ey aziz İstanbul. Onun için 700 milyon çok mütevazi bir rakam. Ya 55 milyar bütçe var. 6,5 milyar borç yapmışsın. O içinde yaşadığımız şehre bak. Öyle 700 filanlarla izah edilmez. Her yerden dökülüyor. Her yerden. Buna mutlaka bir dur dememiz lazım. Ben particilik falan yapıyor değilim. Benim de çoluğum çocuğum var. Bu paralar benim de bir kısmında ben ödüyorum bu paranın. Bak seçimden sonra vergi yağmurlarını seyredin. Aman ha bu seçim çok önemli. İki yanlıştan birisini seçmek zorunda değiliz. Son söz bu. Seçmek zorunda değiliz. Doğrusu var elhamdülillah. Bu verirse kazanamaz ki diyor. Üstü örtülse televizyona çıkarılmasa da buradayız varız. Hep biz böyle yaptık böyle olduk. İnşallah yeniden hizmete talibiz. Cenab-ı Hak yardım ederse, aziz hemşerilerim teveccüh gösterirlerse biz bu işi beceririz Allah'ın izniyle, onun yardımıyla. Son zamanlarda özellikle seçimin yenilenmesinden sonra sosyal medyada yaklaşık son 4-5 seçimdir Saadet Partisi'nin sosyal medyadaki reklam kampanyaları, etiketleri, sloganları toplum nezdinde çok ciddi bir yankı uyandırıyor. Ben sizlerin bu yenilenen seçim sürecinde sloganını oldukça beğeniyorum. İstanbullu genç kardeşlerimizin de birçoğu gerek şu anda sosyal medyadan da bizlere bunu iletiyorlar. İstanbul 2 akşamki onda da ortaya çıktığı üzere demokrasinin olmasını istiyorsak İstanbul'un 2'den büyük olduğunu kabul etmemiz gerekiyor diyorum. Ve sözü tekrardan genç kardeşlerimize uzatalım. Soru sormak isteyen bir diğer kardeşimize mikrofonu uzatalım. Evet. İsmail Dinçer. Sayın Başkan, Esenler'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben İstanbul'un nüfusu ve demografik yapısı açısından bir soru soracağım izninizle. İstanbul'da TÜİK verilerine göre yaklaşık 15 milyon, resmi olmayan rakamlara göre de 21-22 milyon insan yaşamakta. Yani ortalama kilometre başı 3000 kişi ediyor bu. Ciddi bir rakam. Çünkü dün akşamki yayında da Bilir Durum dedi, İstanbul tarihinde ilk defa göç verdi dedi, 60 bin kişi. Ya ben bir denk geldi, baktım, göç eden adam Ankara'ya göç etmiş, İzmir'e göç etmiş, hani köyüne dönmemiş. Büyükşehir'den Büyükşehir'e göç var. Sizin yönetiminizde İstanbul'daki politikanız nasıl olacak, bunu merak ediyorum ben. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi efendim biz 76 yılında Genel Başkanımız Temel Bey ile beraber Sanayi Bakanlığı'nda çalışırken kendisi Teşvik Uygulama Genel Müdürü'ydü. Bu Sosyal Planlama Dairesi vardı Devlet Planlama Teşkilatı'nın. Şimdi bunlar gençler diyor ki o ne diyor. Çünkü bunlar hiçbir şey bırakmadı. Planlamaya falan ihtiyaç yok. Yukarıda bir adam şu şuraya şöyle yapıla diye ferman buyuruyor yapılıyor. Doğru mu eğri mi? Sosyal planlama ne kadar önemli bir şey. Şimdi nereye getireceğim lafı? O zaman İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon idi. 76. Biz
bir teşvik uygulama politikası belirledik. Dedik ki kardeşim, bu İstanbul tarih boyunca bir cazibe merkezi olmuş. Çok güzel bir yer. Kendi haline bırakırsak, eğer insanlara bulunduğu yerde iş bulmazsak, bunlar oraya giderler. Ya Ankara'ya gider ya İstanbul'a gider. Biz hükümetlerden belli operasyonlarla düşürüldükten sonra işte bu hale geldi bu şehir. Millet buraya keyif için gelmiyor. Siz oradaki fabrikaları Erbakan'ın hayalleri diye satarsanız, yapılmış olanları satıp yapılmayanları devam ettirmezseniz oradaki insan da yorganı sarar buraya gelir. Şimdi o TÜİK rakamına göre 15, öbürüne göre 20 diyor ya, 2,5 nerede, 20 nerede? O günden bugüne gelen idareler yaptı bu işi. Sen şimdi 5 tane şeker fabrikasını daha geçen sene sanki bir yerden talimat geldi, çatır çatır satarsan, bir tanesi benim memleketim Kırşehir'de, depolarındaki şeker fiyatına. Yani fiyatı konuşmuyorum ya. Diyelim ki orada, ya biz bunu Çin'e çekeriz, o işsizler ne olacak? O adam orada pancar üretiyordu. Almadı adam pancarı, toprağın altında kaldı, dondu. Bir insan bir ülkesine bu kadar kötülük niye yapar ya? Ben şaşırıyorum. Hadi o yapıyor da sen buna niye oy veriyorsun? Ey aziz İstanbul hemşerim. Sen çoluğun çocuğunu düşünmüyor musun? Gözünün önünde oluyor iş. Ondan sonra çıkacak, diyecek ki siz ittifakın bir ortağı. Efendim biz nelerle uğraşıyoruz, siz patlıcan derdine düşmüyorsunuz. Neyin derdine düşelim? Aç mı gezelim? Onu yapamıyor ya, öbürünü. Beka sorunu. Ne oldu beka? Bu seçim döneminde beka yok. Birdenbire kayboldu. Böyle yapma işlerle aman gözünü seveyim. Ben hakikaten 23 Nisan, 23 Haziran çok önemli bir süreç. Şimdi bu göçle ilgili iş olmuş. Biz buradaki insanlara hadi kardeşim yükleyin şeyi, yükü gidiyorsunuz. Böyle bir zoraki çözüm yok. Milli görüşün çözümleri paralel çözümler. Biraz evvel ne dedim? Biz bu vagonları yaptıracağız. Nerede bu? Eskişehir'de, Bursa'da, Sakarya'da. Var birkaç yer. Ben çünkü bu araştırmayı yapmış bir kardeşinizim, biliyorum. Bizim atıl vaziyette bekleyen, hatta birçoğu şuradaki notlarda BDDK'nın Kongordo'da sırasına girmiş, o kadar çok kobi var ki bu memleketin öz evladı, iş yapıp para kazanayım diye. Şimdi o insanlara ben buradan böyle bir sipariş verdiğim zaman Kongordo'da sırasından çıkacak, aman iyice koşun, bir iş geldi, bizim makine teçhizatımız uygun, şöyle bir reorganizasyon yapar, şu kadar işçi alırsak biz bunun üstesinden geliriz. İşçileri çağıracak. İşçiler bulunduğu yerde iş buldu mu? Efendim bunun İstanbul'la ne alakası var? Şöyle alakası var. İş bulmazsan kahvede otururken sıkılacak, yorganı sarıp buraya gelecek. Burası öyle çekilmez bir hale gelmiş ki ters göçü manası bu. İnsanlar buradan kaçıyorlar. İstanbul kaçılacak bir şehir haline gelmiş. Bu hale getirmişsiniz. Zaten söylüyorsunuz ben bu şehre ihanet ettim diyorsunuz. Ya adamcağız açıkça söylüyor. Şimdi o gene geliyor, biraz daha ihanet edeyim diye o istiyor. Onu da geçtik. Sen gel biraz daha ihanet et diye oy mu vereceksin? Yapmayın ya. Yapmayın, gözünü seveyim. Bu memleket çok güzel bir memleket. Hem memlekete hem şehrimize hem yaşayanlar ihanet ettiğini kendileri söyleyen siyasi partilere oy vermeyin. Bak yarın pişman olacaksınız. Pişman olduğunuz zaman da şöyle olacak. Ya Necdet abi sen bunları anlattığında iyi anlatmadın diye benim yakama sarılmayın. Bak anlatıyorum. Hep beraber bu sıkıntıyı çekeriz. Çareyi de söylüyorum. Burada Milli Görüş var, Saadet Partisi var. Acizane onu temsilen ben varım. Bu işi beraberce üstesinden geliriz. Adil bir belediyeciliği kuracağız. Bu insanlara ne yapacağız? Bu insanlarımız buraya gelmiş, başımızın üstünde bizim kardeşimiz. Onu buraya getiren devletse, bu uygulamalarsa, devlet politikasıysa, şimdi biz aynı devlet olarak onlara burada huzurlu bir ortam kuracağız. Nasıl olacak? Kardeşim adaleti uygularsan, özgürlükler uygularsan, daha paradan bahsetmiyorum bak. Çünkü adil olursan bu paralar boşa gitmez. Boşa gitmeyen paraları onlara yönlendirirsin. Onlar da huzur içinde yaşarlar. Yapısal şeyleri ne yapacaksın? Sadece para değil ki, adam sıkış tıkış yerlerde oturuyor. Bir imar planı yapmışlar Hakan Beyciğim. Görsen yahu hiç mi vicdan yok? Oradaki binaları kamulaştırıp yıkacağız. Yerine güzel siteler yapacağız. Bunların anladığı gibi kentsel dönüşüm, o binayı yak, bunu yap, öyle değil. Mavisini yık, yerine pembe yap. Altyapı ne olacak? Bu adam geliyor gene park yeri bulamıyor. Bu adamın çocuğu gene ayak basacak, yeşil alan yok. Yeşil alan deyince kişi başına düşen yeşil alan konusunda en bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan araştırma sonucunu söylüyorum. İstanbul sonuncu sırada. Yeşil yeşil diyor, pankart asıyorlar ya, şu kadar bin ağaç diktik. O bana kandırmak için de para alıyor benim ya. Acayip bir haldeyiz, buna dur diyelim. Evet. Yani bu kardeşlerimizin sorunları burada çözülecek. Göç geriye doğru dönüyorsa biz, yani bizde çözümler zorlama değil. Soruya tekrar dönersek, biz bu kardeşlerimiz burada yaşanabilir bir İstanbul yapmaya çalışacağız. O bir süre sonra, ya ben artık köyüme gideyim dinleneyim derse sen bilirsin.
İzmir'e gideyim dese ama buradan kaçarak gitmeyecek. O hale getireceğiz burayı. İstanbul nefret edilen, haşa. Aziz İstanbul ya, hangi şehre aziz denmiş? Çok güzel bir şehir. Ama siz burayı yaşanmaz hale getirdiniz. Biz onu tekrar yaptığınız yanlışları düzelterek yaşanır hale getireceğiz. Evet. Bugün bu güzel yayın için bulunduğumuz salona geldiğimde gelmeden önce yaklaşık 35 dakika yaklaşık 500 metrekare içerisinde otopark yeri aradım ben şahsi olarak. Buldum diğer vatandaşlarımız yani 35-40 dakikanın sonucunda pek güvenli olmayan bir yer bulduk Sayın Başkanım. Sizi de bekletmemek için. Yani buldum sayılmaz, o güvenli değil. Araba aklınız belki orada. Evet, şu ya. Anda aklımız, fikrimiz burada ama program bittikten sonra orada olacak. Ona artık bakacağız. Yok, başka birisinin önünü kapatmaktan dolayı diyorum. Yoksa evet. Arabanız düşünden değil. Çünkü evet. İnsan acaba buradan birisi gelir çıkar mı, bir hasta olur mu, değil mi? Gayri ihtiyari. Evet, doğru diyorsunuz. Haklısınız. Maalesef İstanbul'un tüm ilçelerinde bu tarz problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Az önce genç kardeşimizin sorusuna cevap verirken hatalı ya da yanlış bir tercih konusunda özellikle samimiyetinizden dolayı ısrarlı bir şekilde durdunuz. Benim aklıma geçmişte siyasilerin kullandığı, özellikle milli görüş geleneğinin kullandığı bir söz geldi. Hatalı sollama ölüm, hatalı oylama zulüm getirir diyerek kadar, diğer sorumuza geçelim. Evet. Başkanım hoş geldiniz. Hoş buldum, sağ olun. Benim size sorum, İstanbul'daki mülteciler hakkında ne gibi çalışmalar düşünüyorsunuz? Mülteciler derken ağırlıklı olarak Suriyelilerden bahsediliyor galiba. Yalnız İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde var. Şimdi biz iktidara, daha doğrusu belediyeye geldiğimiz zaman yapacağımız iş, iki bölüm ayırırsak, birincisi belediyeye geldiğimiz zaman ne yapacağız? Belediyeye geldiğimiz zaman bu insanların insan olduğu için dışlamak, sokağa atmak, bindirip teknelere Yunanistan'a göndermek, böyle şeyler bizim kitabımızda yazmaz. Biz çünkü insana değer veriyoruz. İnsan. Bu hükümet yanlış politikalı sonucu bir Suriye bataklığına saplanmış. Oradan da bu işler bizim başımıza yığılmış gelmiş. Şimdi buradaki asıl problem bizim gördüğümüz Saadet Partisi olarak bu insanların kontrolsüz bir şekilde burada bulunmaları. Yani bunlar suç işlerlerse nereden bulacaksınız? Bunlar kayıt altına alınacaklar ve herhangi bir vatandaşımız gibi takip edilecekler. Takip edip peşine adam takacak değiliz. Yani bir iş yaptı. Kim bunu yapan? Vallahi bilmiyorum, Suriyeli'ye benziyordu, kaçtı gitti. Nerede bulunur? Nerede oturur? Yeri belli değil, yurdu belli değil. Dolayısıyla biz bunu bir kere bir zaptu raptu altına alacağız. Bu insanların netice itibariyle biz İstanbul'u kazanırsak inşallah ben ondan sonra yapılacak ve olan bir erken seçimle iktidara orada derhal bu ilişkileri yeniden dışarıdaki ağabeylerin isteğinin gel kardeşim biz komşuyuz, bak sende bir iş patlıyor, sende rüzgar esiyor, ben nezle oluyorum, bende bir şey oluyor, bu nedir, biz el alemin politikası uğruna biz kendimizi niye heder ediyoruz? Muşama yapıp bu insanların memleketli. Şimdi Halep'te oturan bir insan, göçmen, bunların o kamplardaki hayatları görüyor. Bu politikayla biz yeniden yaşanır hale gelse, bu insan zorlama yok bizde bak. Şartlar takip edilebilir hale gelmek. Şimdi Türkiye'de kaç tane Suriye olduğunu devlet de bilmiyor. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olur mu? Sizin TC numaranız elinde var. Bilmem nereye gitseniz gelip sizi buluyor. Bunlar ne olacak? Ben bunları kötülemiyorum. Başıboş olmaz. Devlet bunu kontrol edecek. Nerede oturuyorsun? Ne yaptın? Ben seni aradığım zaman bulamam. Neredesin? Kayıt yok ki. Buradan kurtaracağız. Belediye olarak bunu yapabiliriz, yaptırabiliriz. Bu İçişleri Bakanlığı işi ama biz öncülük ederiz. Bir kere evvela toplumsal bir tehlike potansiyelinden çıkaracağız bu insanları. Ondan sonra da yapacağımız asıl köklü çözüm herkesi kendi yerinde iskan etmektir. Onunla da ilgili dış politikayı temin ettiğiniz zaman bu iş olur gider. Çok kolay şey, çok zor değil. Asıl zor olan bütün bu dışarıdakilerin sözünü yerine getireceğim diye şu Suriye ile bir sene evvel kardeşim Esad'tı. Bir sene sonra zalim Esad oldu. Ne kadar... Yani politika böyle mi olur ya? Sen kimden talimat alıyorsun?
Bu adam zalimdi de bir sene sonra mı aklına geldi zalim olmak? Eğer öyle değilse sen bir gün eve şey yaptın, gittin orada ortak basın toplantıları yaptın. Birinci first lady'ler kucaklaştınız, gördün mü? O manzara hatırlayın. Evet. Ne oluyor? Demek ki burada bir dış etki var. Böyle yap diyor. Onların da başka hesapları var. Maalesef bu konuda partisi çok büyük bir aymazlık içerisinde. Sadece içeride oy devşirmek, içerideki tabanı konsolide etmek peşinde. 7 senede bu iş bitti. Yazılı ve görsel medyada sıkça ismini söz ettiğimiz İçişleri Bakanlığı'nın mülteci sorunundan ziyade ömrünü Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, barışına ve kardeşliğine adamış genel başkan isminin karşısına terör kısaltmasını eklemekle ve yakın korumaları seçimin ertesi günü görevden almakla meşgul sanıyorum. Bunları yapmaktan asli görevlerini yapmaya vakit kalmıyor sanıyorum. öyle diyelim, çok meşguller. Onun için evet. Mülteciyle ilgilenecek vakit yok diyelim. Zaten seyircilerimiz, dinleyicilerimiz buradan ne dediğimizi anlıyorlar. Hakikaten böyle hoş olmayan şeyler oluyor. Yani bunu söylediğiniz zaman iş şahsileştirilmiş gibi oluyor ama şu iş bir başka partinin genel başkanı da yapısa aynı şeyi söyleriz. Nitekim o Çubuk'taki hadiseyi hatırlayın. Evet. Buralardan biz oy devşirme başına değiliz. Biz istiyoruz ki özgürlük, adalet, kardeşlik, kutuplaşmadan bir arada olmak. Hangi görüşte olsun bir kere bir zemini bir hazırlayalım. Onun üzerinde biz anlaşırız. Bu zemin o kadar oynak hale getirildi ki dediğiniz gibi genel başkanımıza terör şey yazılmış notu. Biz 30 bin Mart'tan evvel terörist değil miydik? Sancaktepe'de saldırı uğradık camide. Neden? İşte bu telkinler yüzünden o adamın da suçu yok. Gidiyor televizyonu seyrediyor. Böyle öfkeli bir sürü sayıyor. Bunlar diyor dörtlü çete diyor. Kandil'den irtibar. O da dışarı çıkınca diyor ki hah tarif edilen adam bu diyor galiba. Bize saldıracaklardı neredeyse. Allah muhafaza etti. Bir arbede de çıkmasına rağmen biz itidalli davrandık. Yani bunlar güzel şeyler değil. Yöneticiler çok büyük bir mesuliyet taşıyorlar. Her kelimesine dikkat edecek. Kucaklayıcı olacak. Ama gibi büyük bir aymazlık içerisinde iktidar. Ben onlardan Suriye sonra zaten çözüm üreten sorunu üretenler onu da o da bizi bekliyor. Tekraren bu vesileyle de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim size. Rejideki arkadaşlarımızdan uyarı geliyor. Vaktimizin üstüne çıkmış bulunuyor. Çok terlediniz diye bu uyarıyı. Son iki soru olarak sorularımızı almaya devam edelim. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Amin. Ben kadınlara yönelik politikanız hakkında sormak istiyorum. Bugün bir toplantıdaydık. Orada da bir basın arkadaşımızla bir müracaat yaptık. Aynı soru geldi. Başka yerde de gençlik diye geldi. Bakın şöyle tarif edeyim. Bir de düşünün. Bu bahçeden kanaldaki su yeterli miktarda ve temizse sizin bu bahçede bütün sorularınız biter. Bütün otlar büyür. Bitir, bineşelenir ağaçlar. Yanlışlık varsa artık siz burada problem toplayın. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Sosyoloji de şunu gerektirir. Bir toplumda şu kesimin sorunu, bu kesimin sorunu diye kesin çizgilerle ayırmış kategorizasyon yapamazsınız. Bir misal söyleyeyim. Metrobüsten can hıraş bir şekilde tek parça indiğine şükrediyor. Sağ cebinde ödenmemiş İSKİ faturası, sol cebinde de İGDAŞ faturası. Geldi canı sıkkın, zaten asgari ücret yetmiyor. Eve geldi. Evde de 15 yaşında bir delikanlı var. Hanım da zaten pazara gitmiş, filenin altını bile dolduramamış. Bak canlandırıyorum ama bu ütopik bir şey değil. Toplumun %90'ının yaşadığı şey söylüyorum. Geldi, incir çekirdeğini doldurmaz bir sebep yüzünden bu gerilimle karı koca arasında bir şey çıktı. Sesler yükseldi. Zaten dün de böyle olmuştu. Çocuk da dedi ki ya bıktım dedi bu işten. Attı kendini sokağa. Sokakta da madde bağımlılarına şey satan adamlar bekliyorlar. Şimdi bu çocuğa gittik. Dedi ki ya genç senin sorunun var gel seni düzelteyim. Şimdi bu sorun genç sorunu mu? Yaşlı onun için ayıramaz. Ama genç olmanın yerediği bazı verdiği heyecanlar, refleksler, özellikler arzdan böyledir. Anası bu. Ekonomi düzeltmeden bu iş olmaz. Ekonomi ahlakı da bozar. Allah şimdi 2002'de bir kardeşim
iktidar partisine gözü kapalı destek veren bir kardeşim. Gelsin şuraya. Soruyorum. 2002'de buraya geldiğimiz günde siz iktidardasınız. Ahlaki erozyon noktasında ne durumdayız söyle. Pozitif bir şey söyleyemez. Neyin peşindesin sen? Söyleyemez. Vicdanlı birisi söyleyemez. Geldiğimiz nokta Allah muhafaza. Fabrikayı yaparız, her şeyi yaparız, yol da yaparız ama bir nesli yeniden belli bir maneviyata göndermek adam akıllı bir çalışmayı gerektiriyor. Onun için bizim amblemimizin şu hilal bölümü var ya, şu şuradaki hilal, bu nedir biliyor musun manası? Şunların hepsi çok önemli de asıl kutlayıcı, kapsayıcı bir şey var. Önce ahlak ve ne zamandan beri, kurulduğumuz günden beri bu olmadan yollar altınla kaplasan hiç. Onun için kadınlar aynı çerçeveye giriyor. Niye kadın sorunları konuşuluyor da erkek sorunları konuşulmuyor? Kadınlarımıza bir şey demiyorum. Söylemek istediğim problem bütün, hepimizi ilgilendiriyor. Yani bunu böyle dilimlediğimiz zaman kadın sorunu konuşuyoruz, yani erkek sorunu yok. Genç sorunu konuşuyoruz, demek ki yaşlı sorunu yok. Böyle bir şey yok. Toplumun tamamında sorun var. Herkes de buradan payını alıyor. Ama hepsinin pay alma dereceleri yaşına, mevkine göre farklı oluyor. Mesela gençler daha gelecekle ilgili umut besliyorlar. Yaşlılar diyor ki yanıma bir arkadaş olsa onun beklen. Ama hepsi mutsuz. Zaten İstanbul söyledim. Mutsuzluk analizi yapan uluslararası kuruluşlar analiz yapmışlar. İstanbul'umuz üzerinde yaşayan şehirli insanlara mutluluk verme sırasında en sonda. En sonda. Çok korkutucu. Mutlu değil. Ya mutlu değil, etrafınıza bak. Bir metroya binin. Kenara çekilin, insanların yüzüne bir bakın. Kaygı akıyor. Mutsuzluk akıyor. Şu surattan belli olur, yüzümüzden belli olur. Yani ne durumda olduğumuz, kalbin aynasıdır. İnsanlar böyle birbirine hiç selam vermek yok. İnerken böyle omuz atıyor adam, ya bir yol ver. Mesela şuraya geldin, şöyle bir yap ya. Tanımasan bile, şöyle bir göz tanıma, siz buyurun de. O da siz buyurun. Böyle bir şey görmüyoruz. İşte bunlar hep ahlaki erozyonun, ekonomide ekonomik zafiyetin sonuçlarından birisi olan ahlaki erozyonun sonuçlarıdır. Biz inşallah böyle bir adil düzeni kurduğumuz zaman gençlerin sorunu, kadınların sorunu, erkeklerin sorunu, o zaman başka bir soru da şöyle. Mesela sokak hayvanlarının sorunu, o da sorun. Belediye başkanı hepsi ilgilenmesi lazım. Evet. O bile bu yapıyla ilgili. Biz bir kenardan başlattık mı o su misalimi unutmayın. Buraya gelen suyu düzgün yaparsak, içine tuz katmazsak bak sen burada neler oluyor, sorun kalmaz. Ama onu yapmak çok kolay değil. Bunu yaptığınız zaman karşınıza çıkacak güçler olur. Biz inşallah belediye başkanı seçilirsek benim aziz milletimden ricam şudur. Böyle entipüften bahanelerle o şöyle dedi bu böyle dedi ya sakın ha desteğiniz arkamızda olursa bu işi yaparız. Bak o boncuk boncuk terleyen Erbakan hatırlayın. Niye terliyordu o? Sizin için. İnsanın saadeti için. Kürt, Türk değil, insan insan. Biyolojik olan insan mısın? Sen saadet içinde yaşamaya, yaşaman için çalışılmaya layık bir varlıksın. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın eşrefi mahluk dediği bir yaratıksın sen. Müslüman Türk demiyor mu? Bak yanlış anlama. İnsan. Şimdi Allah'ın şerefli dediği bir varlığa hizmet etmek çok şerefli bir iştir. Bu ruh ve şuurla bu göreve talibiz. Kardeşlerime sorular için çok teşekkür ediyorum. Bir evet. Soruyla ben sorulmamış bir soru ama ben olsaydım şeyine çok uyuyor. Dünkü toplantıyı yani siyasetle uğraşıyoruz, başkan adayız, neler olmuş diye bilmem gerekir diye dinledim. Ama hiç kimse kusura bakmasın. Yani o kadar içi boş bir programdı ki sonuna kadar takip edemedim diyeyim. Çünkü benim ilgileneceğim bir şey söylemen lazım. Ne diyorsun? Söyledikleri şey şu. Sunucu da onu soruyor. Sen niye bu kadar borç yaptın diye soran yok. Sen niye şunu şöyle yaptın diye soran yok. Efendim diyor, siz diyor FETÖ evinde kalmışsınız diyor. Aynı soruyu size de soruyorum diyor. O da diyor ki yok ben kalmadım diyor. Öbürü diyor ki efendim diyor ben diyor o bir yalan pişiler diyor, yani oralar hatırlamıyor. Soruya bak, cevaba bak. Ben de diyorum ki bana bak, Beylikdüzü'nü 500 milyon lira borca soktuktan sonra, Büyükşehir'i 26,5 milyar dolar borca soktuktan sonra, FETÖ evinde kalsan ne olur? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin evinde kalsan ne olur? Beni o ilgilendirmiyor, beni bu para ilgilendiriyor, beni uyutma. Bu parayı ben ödeyeceğim. Kendine gel, gündeme gel. Beni böyle suni şeylerle uyutma. Şu hale bak, o diyecek, abi görüyor musun FETÖ'de kalmış, dinleyen de böyle diyecek. Yok abi öyle dememiş, yalan. Uğraştığımız şeye bak. Ya bizim çocuğumuz işsiz, yoksulluk almış başını gidiyor. İşsizlik %25'e çıkmış. Siz 14 dediğine bakmayın. O TÜİK rakamları hem bastırılmış hem de
nüfusun tamamına göre oranlıyor, küçük dursun diye. Gerçek işsizlik 20 yaşla 45 yaş arasındaki çalışma gücü içinde yapılan işsizliktir. Ya 70 yaşındaki adamı buraya dahil etsen ne olur? 70 yaşında zaten çalışsan olur, çalışmaz. Çalışabilir nüfusun %25'i, 1/4. Felaket bir şey. Her bir işsiz bir bombadır. Ama sakın ha ümitliği kaybetmeyin inşallah 23 Haziran'da yapacağınız desteklerle anlattığım şekilde bu istihdam çözülür. İstihdam ben 150 bin yaratacağım. Sen 500 bin diyelim vaatle olmaz. Bir de böyle moda çıktı. Biri diyor ki ben 150 bin yaratacağım. Öbürü diyor ki benden 250 diyor. O zaman eğer seviyeyi buraya indireceksek Hakan'cığım ne 500'e iyi mi? 500 değil misin? Ne dersin? 500 de benden olsun. Ya insanları kandırmayın. Bak sabah olacak adam gene işsiz. Yarın sabah olacak gene işsiz. Bu laflarla bu işler olmaz. Nasıl yapacağımızı söylüyoruz. Hele hele bir merkezi iktidara gelelim. Allah'ın izniyle bak sen gör. Tekrar söylüyorum aman ha bu seçimde dikkat edin. Öfkeyle oy verilmez. Mağduriyete oy verilmez. İnadına oy verilmez. Oy vermek ciddi bir iştir. Oy vermek onay vermektir. Yapılan her iyi kötü işe ortak olacaksın. Hem çocuğun çoluğun için hem benim için zarar ya da fayda sağlayacaksın. Çok dikkatli ver. Zaten sen şimdi bu sorumlulukla düşünürsen oy vermeyi sade de geleceksin. Başka bir yer kalmıyor. İki yanlıştan birini seçmek zorunda değiliz. Son söz bu. Evet. Sayın Gökçünar, bu güzel ortamda bizlerle İstanbul sevdanıza dair görüşlerinizi genç kardeşlerimizin soruları neticesinde paylaştığınız için özellikle teşekkür ediyoruz. Programı kapatmadan önce vaktimizi bir hayli açtık. Açtık mı? Bugün açtık. Bugün su gibi aktı. Gençlerle sohbet çok evet. Güzeldi. Allah razı olsun. Hakikaten evet. Bana çok geçti. Bugün hem Türkiye'de ve tüm dünyadaki Müslümanları bir haber aldık. Mısır'ın ya. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Duydum Mursi onu. Duruşma salonunda şehadete yürüdü. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyoruz. Şimdi efendim bu konuyla ilgili söyleyeceğimiz şeyler Allah bir kere kendisine rahmet eylesin. Mağdur olmuştur, zulme uğramıştır. Ancak Türkiye'mizden çok ilgili. Biz evvel dedi ki bak onu alıyor bunu veriyor. Mursi rahmetli artık vefat ettiğin rahmetli diyelim. Mursi seçilmiş bir cumhurbaşkanıydı değil mi? Mısır'da. Evet. Bir yıl sonra ne oldu da aldılar onu? Ha. Bazı ağabeylerin işine gelmeyen icraatlar yaptı. Halkı manipüle ettiler. Halkı manipüle ettiler. Ve şimdiki cumhurbaşkanı bir darbeyle iş başına geldi. Bir yılda oluyor bir yılda. Ben diyorum ki biz irade sahibi insanlarız. Fakat iradelerimiz... Bu işte iyice ustalaşmış büyük güç tarafından yönlendirilebilir. Deminden beri söylediğimiz bu. İrade senin olsun fakat gerçekten senin olsun. Böyle inadına filan dediğim bu. Şimdi o Mısır'daki insanlar nasıl oluyor da sonradan Mürsi'ye ondan sonra seçim yapıldı. Mürsi seçiliyor. Onlar aynı zamanda Sisi'yi seçiyorlar. Onlar evvel Mürsi'yi seçmişlerdi. Nasıl oluyor bir toplum böyle kökten değişti mi ne oldu? Şimdi onun için ben zihin açmak için... Amerika seninle çalışırız. Sakın İran'la iş yapmayacaksın. Sakın şunu yapmayacaksın. Küstahlığa bak. Ya seçilmiş bir başbakana talimat verilir mi? Hoca da diyor ki rahmetlik. Bizim diyor tarihimizde Ali Paşa diye birisi var diyor. Çözemediği bir iş olduğu zaman diyor Rus sefirini çağırırmış. Onun fikrini alırmış. Ne derse tersini yaparmış. Biz de tersini yaptık. Ha. Öyle yaparsan böyle oldu diyeceksin. Hayır öyle olmaz. O bir kere olur, iki kere olur. Biz hakkın peşinde olacağız, doğrunun yanında olacağız. Efendim, Erdoğan Hoca öyle yaptı da bak onu yaşatmadılar. Sen şimdi paralel oldun, seni yaşatıyorlar. Geldiğimiz yer neresi? 17 senede memleketin canını okudunuz ya. Ekonomi, dış politika, ahlak, erozyon ne saysan. Paralel olunca bu mu yani tavsiye? Hayır. Hocama bak herkes şerefle anıyor. O işini yapacak, biz işimizi yapacağız. Aynı şey... Bizim için de geçerli. Bu yol dikensiz gül bahçesi değil. Ben şimdi borçtan bahsediyorum ya.
Bu borçtan nemalanan faizciler bu adam da nereden çıktı diyor. Ben duyuyorum onların sesini. Çıktım kardeşim, ne yapayım? Ben hakkı hakim kılmak için uğraşıyorum. Doğru bu çünkü. Senin hatırın için ben iki kere ikiye üç diyemem. Halkımın ıslahı, yaşamın güzelleşmesi için bunu yapmak zorundayım. Bedava, yandaşa, faizciye para yok. Denk bütçe yaparız. Biraz yavaş soruyorsa tekrar söylüyorum. Şimdi kardeşim, bu sohbet çok güzel. Daha derin konular var. Belediyeyi aşan konular var. Belediyede olup biten bazı işlerle ilgili misaller var. Fakat çok fazla böyle, şu şöyle dedi, bu böyle, oraya indirmek istemiyorum. Zaten kardeşlerimiz görüyor. İçin ben tezde bunu tanzime, siz sunan kardeşime. Hakan Bey çok teşekkür ediyorum. Sözlerimizin tesirini. Hep dedik ya, ya bu nasıl anlattın, son cümleyi söylüyorum. Bunun için Saadet Partisi. Evet. Huzur istiyorsa. Zaten bizim yeni şeyimiz bu, biliyorsunuz. Nerede? Şurada yazıyor bak. Bak yazıyor. İstanbul Huzur. Huzur çok kavrayıcı bir kelime. Saadet'e benziyor ama biraz daha böyle yumuşak ve çok. Huzur için, huzur istiyor musun? Başka gidecek yer yok. Evet. Çınar, bir zamandır konuşmanızın başında da yaklaşık 5 aydır dünyanın başında yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Bizler tüm İstanbul Gençliği adına ve şu anda burada hali hazırda bulunan sorularıyla birlikte sizleri bir hayli terleten diyelim. Çok hoşuma keyifli bir vakte sebep olan kıymetli Esenlerli genç kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle de sizlere de teşekkürü bir borç biliyoruz. Çok sağ unutmadan Anadolu Gençlik Derneği bu akşam saat 23'te İstanbul Mısır Konsolosluğu'nda Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı düzenlemiştir. Bu konuda hassasiyet taşıyan tüm İstanbulluları da orada hep birlikte tek yürek olmaya davet ediyoruz. Tekrar biz çalışmalarınızda İstanbul'u huzura kavuşacak şiarıyla çıkmış olduğunuz İnşallah. Bu yolda sizlere İnşallah. Başarılar diliyoruz. İnşallah. 24 Haziran sabahı da İstanbul Allah Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İnşallah, yine umuyorum. Bu salonda sizleri misafir Eyvallah. Etmenin sözünü almış olalım. Kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Yalnız bir borcu unuttuk. Bizi kameraların arkasında, öbür tarafta, videoda, sosyal medyada seyreden kardeşlerimiz vardır. Evet. Onlara da ben çok teşekkür ediyorum ilgileri için. Gecelerin hayır olmasını diliyorum. 23 Haziran seçimimizin onlar için de hepimiz için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Tamam mıyız abi? İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Farklı kültür ve inançları İki kıtayı birleştirdiği gibi birleştiren, insanımıza nefes olan boğazıyla, gelecek ufkumuzu çizen engin tarihiyle İstanbul. Büyük şehrin derdi de büyük olur. Özellikle yönetim sıkıntısı yaşanıyorsa. İstanbul ranta, yönetim kadroları liyakatsizliğe, trafiği makam araçlarına, huzur ve barışı stres ve mutsuzluğa terk edildi. İstanbullunun hayallerini çok iyi biliyoruz. Siyasi çıkar çatışmalarından uzak, çocuklarını barış ve güven ortamında yetiştirebileceği, geleceğini doğduğu ve büyüdüğü şehirde planlayabileceği, öğrencilerinin şehrin sorunlarıyla değil, sadece eğitimleriyle ilgilenebildiği, çarpışmayla kültürünün çarpıtılmadığı, dönüşüm adı altında bir grup zenginin oyuncağı olmadığı, eşsiz güzelliğinin tarihimizden kalan bir miras değil, özenle korunması gereken bir emanet olduğu bilincine sahip yöneticilerinin olduğu, 5 yılda bir sadece kendilerinin arzu ettikleri kişileri seçebilecekleri bir İstanbul hayal ediyorlar.
İstanbul'un ve İstanbullunun ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. İstanbul'da sevgiye, saygıya, adalete ihtiyacımız var. Çatışmaya değil, dayanışmaya ihtiyacımız var. Ayrıştırmaya değil, birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. İstanbul'u sevmezse gönül, aşkı ne anlar? Düşsün suya yer yer, erisin eski zamanlar. İstanbul'un huzura ihtiyacı var. Bir tatlı huzur geliyor İstanbul'a. Beyoğlu'na takım elbisesiz çıkılmadığı zamanlardan gelen, sahillerinin temiz ve neşeli olduğu, martılarının gökdelenlerden rahatsız olmadığı, komşuluğun, kardeşliğin pekiştiği, farklı kültür ve görüşlerin beraber yaşadığı, herkesin eşit bir şekilde İstanbul'un güzelliklerinden faydalanabildiği yıllardan. Necdet Gökçınar'la İstanbul huzura kavuşacak.